hoş geldiniz. Bugünkü videom güneş kremleri üzerine olacak. UVA, UVB, SPF, PPD, PA, Broad Spectrum ne demek? Onlardan bahsedeceğim sizlere. Araştırmalara dayalı bir şekilde konuşuyor olacağım. Aşağıda mutlaka araştırmaların linklerini yazacağım sizler için. Belki bazılarınız açıp okumak ister. O halde hemen başlayalım. Güneş dediğimizde akla gelen ilk şey dünyadaki hayatın devam edebilmesi için güneşin ısı vermesi ve bir de deride vitamin D sentezini sağlıyor olması. Bunlar güneşin faydalarıdır. Bir de güneşin tabii ki yan etkileri mevcuttur. Mesela bunlar nelerdir? Ciltteki kahverengi renk değişikliği, güneş yanığı, fotoalerjik, bazı hastalıkları tetikliyor olması, erken cilt yaşlanması ve bir de tabii ki cilt kanserinin oluşumuna katkıda bulunuyor olması. Bizim amacımız her zaman güneşin yan etkilerine maruz kalmadan güneşin ışığından yararlanmak olmalı. 3 farklı güneş ışınları mevcuttur. UVA, UVB ve UVC. UVC ozon tabakasından %100 oranında filtre edildiği için yeryüzüne ulaşamıyor. Yani bizim bu ışınlardan kesinlikle endişe etmemize gerek yoktur. Ancak UVA ve UVB dünyaya ulaşabildiği için bu ışınlardan kendimizi korumamız gerekiyor. UVA dünyaya ulaşan UV ışınlarının %90'ını oluşturuyor. UVA 1 ve UVA 2 olarak da ikiye ayrılıyor. Bronzlaşmadan sorumlu ışındır bunlar ve aynı zamanda güneş yanığının %10-%20'sinde rol oynuyor. Uzun dalga ışınları nedeniyle cildin alt katmanlarına kadar inebiliyor. Cildin dermal katmanına penetre olduğu için de foto yaşlanmanın dermal değişikliklerinden sorumludur. Yani cildin erken yaşlanmasından sorumlu, derinin alt katmanlarına kadar inebildiğinden kolajen elastin liflerinde daha çok bir yıkım ile derinin yaşlanmasına sebep oluyor. UVA ışınları camdan bile geçebilen ışınlardır. Yani evde bile olsak, camın arkasında bile olsak UVA ışınlarına her gün maruz kalmış oluyoruz. Akla her zaman şöyle bir soru gelir, işte evdeyken güneş kremi kullanmalı mıyım? Bunun cevabı evet. Yani evde de olsak mutlaka güneş kremimizi her gün kullanıyor olmamız gerekiyor. Hatta havanın böyle illa günlük güneşlik olmasına da gerek yoktur. Hava bulutlu bile olsa her mevsim mutlaka güneş kremi kullanılmalıdır. UVA ışınları aynı zamanda cilt kanserine de yol açan ışınlardır. Onun için hakikaten hani ciddi anlamda kendimizi UVA ışınlarından korumamız gerekiyor. UVB ışınlarına geldiğimizde ise UVB ışınların %90'ı ozon tabakasında filtre edilmesine rağmen güneş yanıkların %85'inden sorumludur. Yani kısa dalga ışınları cildin üst tabakasını etkiliyor. Onun için de zaten güneş yanıklarının %85'i UVB ışınlarından kaynaklı oluyor. UVB ışınları cilt hücrelerindeki DNA hasarına da yol açıyor. Aynı zamanda UVB ışınları tıpkı UVA ışınlarında olduğu gibi erken cilt yaşlanmasına sebep oluyor ve bir de cilt kanserine de sebep oluyor. Onun için bizim bu her iki ışından da mutlaka cildimizi korumamız gerekiyor. UV ışınları cilt üzerinde akut ve kronik olarak iki türlü değişikliğe yol açıyor. Akut yani kısa dönemde oluşan değişiklikler içinde güneş yanığı, hiperpigmentasyon yani bronzlaştırıcı etki yer alıyor. Kronik dönemde ise UV fotoyaşlanma yer alıyor. Güneş yanıklarının UVB ışınlarından kaynaklı olduğunu daha önce belirtmiştim. Ancak şöyle bir şeyle de karşılaştım. UVA 2'nin de etkilerinin olduğu belirtilmiş. Yani diyelim ki kişi UV ışınlarına maruz kaldı. Aynı gün içerisinde görülen bronzlaşma UVA'ya bağlıymış. Ama diyelim ki 3 gün geçti, geç bronzlaşma dediğimiz şey ise UVB ışınlarından kaynaklı oluyor. Bu dönemde yani UV ışınlarına maruz kalınan dönemde en çok etkilenen yerler yüz,
Boyun, gövdenin ön kısmı, eller, ayaklar, sırt bölgesi ve kollardır. Eğer bu bölgeleri güneşten korumazsak ince kırışıklıklar meydana gelecek ve aynı zamanda deride bir donukluk olacak. Kahverengi renkler meydana gelecek ve aynı zamanda çiller ortaya çıkacak. Onun için de bu bölgeleri UVA ve UVB ışınlarından korumamız çok önemli. Deri kanserinin son yıllarda çok fazla arttığı gözlemlenmiş. Tabii bu da insanların tatil alışkanlıklarının artmasından kaynaklı. İnsanlar bronzlaşmayı çok seviyorlar. Güneşin altında saatlerce kalmaktan, yatmaktan inanılmaz zevk alıyorlar. Halbuki şunu da unutmamak gerekiyor. Melanom, yani dış deri kanserinin %90'ı UV'ye bağlıdır. Yani bir kişinin bronzlaşması aslında o kişi için ne kadar gereksiz. Bir de erken cilt yaşlanmalarında da aynı şekilde. Yani cilt yaşlanmalarında da %90'ı UV'ye bağlıdır. İşte bizler ne yapıyoruz? Anti-aging kremler kullanıyoruz, cilt bakım ürünleri alıyoruz, paralar saçıyoruz, cilt bakım rutinleri oluşturuyoruz kendimize. Ancak kişi kendisini güneşten korumuyorsa eğer, bütün bu yapılanlar çöp olmuş oluyor. Eğer cilt yaşlanmasını engellemek istiyorsanız mutlaka kendinizi güneşten korumanız gerekiyor. Araştırmalardan edindiğim bir bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Yazın tatile gidildiğinde şemsiyenin altında otururken bile kişi kumdan %25 oranında yansıyan ışınla güneş yanığına maruz kalabiliyormuş. Ya da kar yağdığında bu oran %50 ile %95 arası değişiyor. Ve bir de suda yüzmede de aynı şekilde. Hem direkt olarak hem de %5 oranında yansıyan ışınlar ciltte ciddi anlamda hasara yol açıyor. Oranlara baktığımda oranlar gerçekten çok yüksek. Onun için de cildimizi güneş ışınlarından mutlaka korumamız gerekiyor. Eğer açık tenliyseniz ya da güneşin altında saatlerce vakit geçirmek hoşunuza gidiyorsa ya da kısa süreli ama sık sık güneşe maruz kalıyorsanız bütün bunların hepsi deri kanserinin gelişimine risk oluşturan etkenler. Özellikle insan yaşamının ilk 10 yılındaki ciddi güneş yanıkları deri kanseri riskini arttırıyormuş. Onun için de çocuklarımızı bu dönemde ciddi anlamda güneşten korumamız gerekiyor. Peki kendimizi güneşten nasıl koruyabiliriz? Biraz da ondan bahsedeyim sizlere. Giysilerle kendimizi güneş ışınlarına karşı koruyabiliriz. Tabii şunu da belirtmişler. Giysilerden yine de UV ışınlarının %20-30'u geçebiliyormuş. Hani bunu da unutmamak gerekiyor. Güneş ışınlarının en şiddetli olduğu zamanlarda, bu da tabii ki saat 11 ile 3 arasında güneşe çıkmamak olabilir. Şapka takılabilir. Hem yüzü hem de boynu korumuş oluruz. Ve genellikle araştırmalarda 10 santim genişliğinde olan şapkaları tercih edin diye bahsetmişler. Gözlük kullanılabilir. Özellikle göz çevresi için güneş gözlüğü kullanılmadığında, çünkü sürekli gözler kısılıyor ve tabii ki bu da kırışıklık oluşumuna sebep oluyor. Ve gözlüklerin genellikle UV filtreli olanlarını tercih edin diye belirtmişler. Güneşli günlerde özellikle gölge bölgeler tercih edilebilir ama bunun koruyuculuğunun da %20-40 oranında olduğunu da belirteyim. Ve tabii ki en son olarak da güneş kremi kullanarak kendimizi güneşten koruyabiliriz. Güneş kremlerinin üzerinde broad spectrum, PA, PPD, SPF gibi koruyucular görüyoruz. Peki bunlar ne anlama geliyor? Biraz da onlardan bahsetmek istiyorum sizlere. İlk olarak SPF ile başlayacağım. Yani Sun Protection Factor ile başlayacağım. UVB ışınlarına karşı koruyan bir belirteçtir. Güneş kremlerine baktığımızda genellikle SPF 15 ile SPF 50 arasında sanki böyle dünyalar kadar fark varmış gibi gelir. Ancak SPF 15 cildi %93 oranında korurken SPF 30 %97, SPF 50 ise %98 oranında cildi koruyor. Yani oranlara baktığımızda aslına bakarsanız öyle düşünüldüğü kadar da bir fark yok, hatta hiç fark yok diyebilirim. Her gün cildimizi UVB ışınlarına karşı korumak adına SPF 15 olan bir güneş kremini kullanmak yeterli olacaktır. Cilt kırışıklığını azaltmak ya da gidermek için mutlaka cildimize her gün SPF 15 olan bir güneş kremini
uygulamamız muhteşem olacaktır. Şimdi bir de UVA ışınlarına karşı koruyan belirteçlerden bahsedeyim sizlere. Broad Spectrum Amerikalıların kullandığı bir belirteçtir. PA Asyalıların kullandığı, PPD yani Persistent Pigmentation Darkening Avrupalıların kullandığı bir belirteçtir. PA artıyla gösterilen bir belirteçtir. Eğer bir tane artı varsa bu bazı UVA ışınlarına karşı koruduğunu gösterir. PPD'de 2 ile 4 arasına tekabül ediyor. PA 2 artı ise eğer yeterli oranda UVA ışınlarına karşı koruduğunu gösterir. PPD'de ise 4 ile 8 arası olarak gösteriliyor. PA 3 artı ise eğer yüksek oranda UVA ışınlarına karşı koruduğunu gösteriyor. PPD'de 8 ve üzeri olarak gösteriliyor. PA 4 artı ise eğer aşırı yüksek oranda UVA koruması olduğu belirtiliyor. Bu da PPD'de 16'ya kadar gösteriliyor. Yani şöyle bir toparlayacak olursak eğer SPF 15 ve PA'yı 2 artı PPD'si 10 olan bir güneş koruması sizin için yeterli olacaktır ve cildinizi güneş ışınlarına karşı hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı %90 oranında koruyacaktır. Güneş koruyucu kremlerle ilgili sizlere biraz önerilerde bulunmak istiyorum. Güneş kreminizin hem UVA ışınlarına karşı hem de UVB ışınlarına karşı koruyucu içerdiğine dikkat edebilirsiniz. Cilt kanserine her ikisi de yol açtığı için bence bu çok önemli. Ve bir de antioksidan içermesine de dikkat edebilirsiniz. Böylelikle serbest radikallere karşı savaşmış olur. Daha önce de belirttiğim gibi SPF'i en az 15, PA'yı 2 artı hatta 3 artı olması muhteşem olur. Dışarı çıkmadan 15 veya 20 dakika önce mutlaka güneş kreminizi cildinize uygulayın ki cilt onu emsin ve koruyucu bir tabaka oluştursun. Makyaj için de aynı şey geçerli. Yani makyajınızı yapmadan 15 veya 20 dakika önce güneş kreminizi sürmeniz gerekiyor. Hani direkt böyle güneş kremini sürüp makyaj yapmayın. Çünkü cildinizin güneş kremini emmesi ve koruyucu bir tabaka oluşturması önemli. Ne kadar güneş kremi kullanmanız gerektiğini bilemiyor olabilirsiniz. Bütün araştırmalarda yazan şey etkili bir koruma için 2 mg ölçüde. Yani bu da yaklaşık olarak 1/4 çay kaşığı kadar ediyor. Aslında 2 parmak yönteminde kullanabilirsiniz. Güneş kreminizi 2 saatte bir yenilemeniz gerekiyor. Yani günün başında sürdüm, beni günün sonuna kadar idare eder gibi bir şey söz konusu değil. Peki makyaj yaptınız, makyajınızın üzerine nasıl güneş kremi uygulayacaksınız? Bununla ilgili çok detaylı bir video çekmiştim. Hem de kısa bir video. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Buraya linkini koyacağım sizler için. Onun dışında güneş kreminizi sürdünüz, dışarı çıktınız, 15-20 dakika sonra aşırı derecede terlemeye başladınız. Tekrardan güneş kremini mutlaka yenileyin. Yani 2 saat geçmesini beklemeyin. Aynı şekilde yüzdükten sonra da, yüzmeden sonra da mutlaka cildinize tekrardan güneş kremi uygulayın. Yüz bölgesi dışında boynunuza, gövdenizin ön kısmına, kollarınıza, ellerinize ve ayaklarınıza mutlaka güneş kremi uygulayın. Ayaklarınıza da diyorum çünkü yazın çok fazla açık ayakkabı giyiyoruz ve güneşe maruz kalabiliyor o bölgede. Ve bir de göz çevrenize de mutlaka güneş kremi uygulayın. Aynı şekilde göz kapağınıza da. Bir de cilt soyucu ürünler kullanıyorsanız, mesela EHA içeren, BHA içeren ürünler gibi ya da C vitamini eğer cildinize uyguluyorsanız bu ürünlerden sonra da mutlaka güneş kreminizi uygulayın. Bazılarınız D vitamini için endişe ediyor olabilir. Hemen ondan da bahsedeyim sizlere. Güneşin altında 10-15 dakika durmanız D vitamini için yeterli olacaktır. Bunu her gün bile yapmanıza gerek yok. Yani haftada 2-3 kez 10-15 dakika güneşe maruz kalmanız yeterli olacaktır. Oral takviye olarak da bu açığı kapatabilirsiniz. Ben eczaneden mesela tüpler almıştım. D vitamini tüpleri. Onlardan kullanıyordum hamileliğimden önce. Ve bir tane ampul bile bana birkaç ay yetiyordu açıkçası. O şekilde de takviyenizi alabilirsiniz. Onun dışında güneş kremini hangi adımda kullanmanız gerekiyor? Tabii ki de son adım olarak kullanmanız gerekiyor. Bununla ilgili de çok detaylı bir videom var. Yani hangi ürünü hangi adımda kullanmanız gerekiyor? O videomu da izleyebilirsiniz.
Biliyorsunuz ki iki türlü güneş kremi var. Bir kimyasal koruyucular, yani organik, karbon bazlı olarak geçiyor ve bir de fiziksel olanlar. Fiziksel koruyucular ise inorganik, mineral bazlı olarak geçiyor. Hangisi daha iyi diye soracak olursanız kesinlikle kişinin kendi tercihidir. Hatta cilt tipinize uygun olan güneş kremini seçip uygulamanız en önemlisi bence. Herhangi bir yan etki görmek istemiyorsanız, onun için güneş kremini seçerken mutlaka içerik listesini de kontrol edin. Fiziksel güneş koruyucuları UV ışınlarını emerek ve ısıya dönüştürerek cildi UV ışınlarına karşı koruyor. Yani tıpkı kimyasal koruyucular gibi, sadece fiziksel koruyucular ışığın %5'ini yansıtıyor. Yani aradaki fark sadece %5'lik oranda. Her iki koruyucunun da kimyasal olduğunu da unutmamak gerekiyor. Güneş kremimizin fiziksel veya kimyasal olduğunu nasıl anlarız? Fiziksel, yani mineral güneş kremlerinin içerisinde çinko oksit veya titanyum dioksit ya da her ikisi bulunur. Fiziksel güneş kremlerinin artıları olarak hassas ciltler için daha iyi bir tercih olabilir diye belirtilmiş araştırmalarda. Çünkü kimyasal koruyucudaki içeriklere göre daha az alerji yaptığı belirtilmiş, ama bu tabii kişiden kişiye de değişebilir. Mesela benim cildim hassas olmasına rağmen cildimi irite yapmayan birçok kimyasal güneş kremlerini açıkçası kullanabiliyorum ve hiçbir şekilde cildim iritasyona uğramıyor. Gözenekleri daha az tıkadığı belirtilmiş. Eksi olarak ise beyaz bırakıyor sürdükten sonra. Formülasyonları daha kalın ve daha ağır olabiliyor. Sürerken zorlaşabiliyor ve tabii ki cilt üzerine süremediğin kısımlar kalabiliyor zor sürüldüğü için. Kimyasal güneş koruyucuların içerik listesini de sizinle paylaşacağım. Söylemeye kalkmayacağım. Ekrana sizler için yansıtacağım. Bu görmüş olduğunuz içerik listesinde UVA ve UVB filtrelerin içerik listesi de bulunuyor. Yani her iki filtrenin de içeriğinden olması her iki ışından korunmak adına önemli. Kimyasal koruyucuların artıları, sürülümü çok daha kolay fiziksel olanlara göre. Kesinlikle ciltte beyazlık bırakmıyor. Makyaj altında da daha iyi ve makyajı uygulamak çok daha kolay. Kolay sürülümü olduğu için de cilde uygulanmamış bir kısım kesinlikle kalmıyor. Eksi olarak ise içeriği irite edici olabilir. O yüzden içerik listesine mutlaka dikkat edin. Güneş kremleri, koruyucuları hakkında söylemek istediklerim bu şekildeydi. Aslına bakarsanız bazı güneş kremlerini incelemek istiyordum. Ancak bu videomda yer vermek istemiyorum. Çünkü videomu çok fazla uzatıp sizleri sıkmak istemiyorum. Onun için başka bir videomda güneş kremlerini inceliyor olacağım. Umarım videom hoşunuza gitmiştir ve sizleri güzel bir şekilde bilgilendirebilmişimdir. Bir sonraki videoma kadar sağlıklı ve mutlu kalmayı unutmayın. Bir sonraki The Beauty Self Maker videosunda görüşmek üzere.